Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar, herkese güzel bir gün diliyorum. Şöyle ben her zamanki gibi yulaf ile şöyle güne başlayayım. Aslında çok yiyemeyeceğim, kahvaltı hiç yapamıyorum. Ama biraz da bir şeyler yemezsem o trafik çekilmiyor yani. O yüzden şöyle birkaç kaşık yulafla kahvaltımı yapıp çıkacağım. Bu bana yeter. Çocukların kahvaltısını hazırladım. Onlar kahvaltısını yapıyorlar. Ondan sonra ben de kahvaltımı 2 dakikada yapayım. Hemen hazırlanıp çıkalım. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ben şu anda çaya çıktım. Ben değil de daha doğrusu biz çıktık çaya. Çayımı içtim yukarıda. Bir bardakta yanıma aldım. İniyorum tekrar. Odaya geçiyorum. Yemekte görüşürüz sizinle. Olasındayız. Yemeğe çıktık. Bakalım bugün yemekte ne var. Hadi. Şöyle yemeğimi aldım. Yemekhanede yemek istemedim. Hava fena değil. Terasa çıkacağız o yüzden. Terasa gidiyoruz. Afiyet olsun. Sağ olun size. Yemekte yememiştim. Yanıma getirdim. Çayımı da getirdim. Onunla beraber içeceğim. Şöyle bakalım. Hadi bana kolay gelsin. Evet, bir günün daha sonuna geldik. Güzel bir gün oldu gene. Şimdi artık çıkıyoruz bakalım. Ben buradan eve. Sizinle görüşürüz gene. Kek yapacağız bugün, ha unutmayın. Bana da unutturmayın. Bir haftadır neredeyse kek yiyesim var. Hadi görüşürüz. Yola çıktık gene, inşallah gidebileceğiz bugün. Bu İstanbul'un trafiği. Kız vallahi eskiden derlerdi de çok abartıyorlar falan diye düşünürdüm. Ama gerçekten berbat. Yani bu bence buna bir çözüm bulunamaz diye düşünüyorum. Yani gerçekten o kadar çok büyük sıkıntı ki, sabah ayrı, akşam ayrı. Yani günün her saatinde neredeyse trafik var. Olmayan bölgeler de var tabii ki ama genel anlamda trafik günün her saatinde her yerde. Hani iş çıkış saatlerinde daha çok. Hani böyle karınca gibi ilerliyorsunuz. Ya da kaplumbağa gibi mi? Sinirim bozuldu. Vallahi gerçi şu var. Bakın hani gerçi o zamanlarda YouTube videosu çekmiyordum ben. Zonguldak'ta mesela kızımı okula getirip götürürken ben götürürken o zamanlardaki trafik de öyleydi. Şey diyordum mesela, bu trafiğin yanında İstanbul trafiği ne ki diyordum ben. Büyük mü konuştum, ne yaptıysam. Gerçekten öyle ama yani Zonguldak trafiği de öyleydi sabah saatlerinde. Hani dedim ya, kızımı genelde okula ben bırakıp geliyordum. O servis kullanmıyorduk o zamanlarda da. Sonra ne oldu? İstanbul trafiğinin gerçekten içine düştü. Ve bakın. Çok zor. Kaçılmaz sonum. Benim kaderim herhalde kız bu. Vallahi. Gıdım gıdım. Neyse bakalım, olsun, yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Hadi evde görüşelim. Ama dediğim gibi bugün kek yapalım ne olur. Ben kek yemek istiyorum kaç gündür bakın. Bu trafikte ancak bu müzik. Kendi kendime hem gülüyorum hem eğleniyorum hem gitmeye çalışıyorum vallahi. Lampoğut'un çalışanına yakın şu an bir performans değil ama idare edeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Şöyle eve geldim. Hemen pazar çantamı alayım da pazara gideceğiz. Çantamı aldım. Yollara düştüm bakalım. Evet, pazar yollarına düştük bakalım. Pazara gidelim hep birlikte. Çok fazla bir ihtiyacım yok yine her zamanki gibi ama domatesim yok. Marulum az kaldı. Patates, soğanım var. Biraz da meyvem var aslında. Bakalım, ilaveler yapalım yine.
Biber 15 TL'ymiş. Burası 10 TL. Şurası 40 TL. Kabak 15 TL. Domates ve elma da 15 TL. Salatalık da öyle. Ama ben bu tarafları bir gezeyim. Domates 15 TL'ymiş. Buradan biraz alacağım. Burada var. Çok güzel görünüyor ama. Şöyle. Bu kadar yeter mi? Biraz az daha alayım. Kadar yeterli. Şöyle biraz da salatalık seçeyim. Herhalde yeterli mi? Az daha seçeyim bakalım. Eve geldim. Her zamanki gibi aldıklarımı sizinle paylaşayım arkadaşlar. Önce şunları göstereyim. Artık pazar toplanmak üzereydi. Daha doğrusu çoğu tezgah toplanmıştı bile. Ben tabii biraz geç kaldım. Trafik malum. Şöyle bugün bir de tezgahlarda da çok bir şey kalmamış. Muhtemelen onunla alakalı erken toplanıyor. Yoksa geç saatlere kadar sergiler duruyordu yani. Bilemedim. Neyse salatalık aldım. Şöyle bakın salataklar güzel, seçtim bunları. Çok güzel görünüyorlardı. 2 kilo domates aldım. Domates harika. Gerçekten o kadar güzel kokuyor ki. Domatesi 2 kilo aldım. 15 TL'ydi kilosu. Salatalık ne kadardı? Evet, salatalık da 15 TL'ydi. Marul aldım şöyle bir kök. Tek marul. O da 10 TL'ydi. Şöyle kilosu 15 liradan 2 kilo elma aldım. Şöyle karışık. Hemen şimdi hatta bir tanesini yıkayıp yiyeceğim. Vallahi canım çok çekti. Sonra 40 TL'ydi kilosu. 50'den düştü galiba. Tabii en son pazara gittiğimde 50 TL'ydi diye hatırlıyorum. 40 TL'ye düşmüş. Yarım kilo aldım. Sonra başka da bir şey yok. Hani şunlara para vermedim. Oradaki tezgahtaki bayan dedi ki abla bunları sen al, bunlar zaten kaldı, toplanıyoruz, iki tane kaldı dedi. Normalde turp bana dokunuyor, ben tüketemiyorum, çocuklar da çok fazla yemezler ama bunlar çok tatlış, bakar mısınız ya? Neyse, Meral'e çıkartırım bunları da. Öyle bakalım, dediğim gibi bunu Meral'e çıkartırım, kullanır herhalde, ya da önce yazarım onu da, ondan sonra kullanırsa onu çıkartırım, kullanmazsa da artık bakacağız, bir şeyler yaparız artık. Neyse bakalım, biraz dinleneceğim arkadaşlar. Dediğim gibi elma yiyeceğim bir tane önce, ondan sonra dinleneceğim. Canım o kadar çok çayla kek çekiyor ki, eğer hani şöyle yarım saat sonra falan canım çekerse kalkacağım, bir kek yapacağım. Çocuklara yemek hazırlayacağım, onlar ne ister bakacağım. Dolapta hazırlanmış şeyim var, ıspanağım var dolapta hazırlanmış. Onu ya pirinçli yapacağım, böyle yoğurtlayıp yerler, ya da böyle yumurtalı oturtma yapacağım. Bu akşam onu yapayım yani. İki akşamdan beri yapmak istiyorum, yapamıyorum. Bir de temizlenmiş, yıkanmış, doğranmış, böyle ben onu kapaklı bir kutuya koydum, duruyor dolapta, sadece böyle pişirmek kaldı. Çocuklar dışarıdan söyleyince ne olacak, tabii yemedik onu. Neyse, görüşürüz bakalım. Şöyle ıspanak yemeğimi hemen yaptım, bulgurlu yaptım. Şimdi de çorba yapacağım yanına. Bir de salçalı makarna yapacağım bakalım. Belki yumurtalı da yapabilirim. Ispanağı normalde yumurtalı yapacaktım da yoğurtlu yemek istediler. Çayımı da koydum. Evet, biraz sonra görüşürüz tekrar. Herkese selamlar. Ben yine böyle yemekten sonra bir mayıştım. Karnım doydu. Canım hiçbir şey çekmiyor çay dışında. Kek yapacaktık ya. Valla şu an canım kek de çekmiyor. Yemekten sonra canım istemedi. Hem yapmak istemedim, hem yemek istemedim. O yüzden keki iptal ettik arkadaşlar. Şimdi çocuklarla oturup biraz vakit geçireceğiz birlikte. O nedenle bu videoma yarın devam edeceğim. Bakalım şöyle keyif çayımızı içelim, çocuklarla sohbet edelim. Ondan sonra yarın sizinle de görüşelim inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın şimdilik. Şöyle güne kardeşimden gelen çok güzel bir çiçekle başlıyorum. Bakın.
Bu beni motive etti arkadaşlar. Herkese günaydın. Hayırlı günler arkadaşlar. Ben güne kardeşim çiçeğiyle başladım. Bakın o kadar mutlu oldum ki size anlatamam. Öyle hemen günün devamında tekrar görüşmek üzere size veda ediyorum. Hoşçakalın şimdilik. Görüşürüz biraz sonra yemekte. Yemeğe çıktık. Bakalım ne var yemeğimiz. Patates köfte. Oo süper. Çok güzel. Hemen yemeğimi alayım. Şöyle yemeğimi aldım. Oturduk arkadaşlarla beraber. Yiyeceğiz bakalım. Salata çok güzel görünüyor bu arada. Şöyle çayımı aldım. Şimdi kızlar da gelir. Şurada oturalım birazcık. Terası. Şöyle bir saat çay molasındayız. Öğle arası iyi geldi. Gerçi çok yorucu bir işimiz yok. Yani genelde hep oturarak bilgisayarda olduğu için çok yorulmuyorsun. Sadece hızlı seri olmak gerekiyor işte. Telefonlar, işte müşteriler. Burası çok fazla tutan bir firma, şirket olduğu için insanların talebi de o şekilde çok fazla. Ama güzel, eğlenceli. Yani ben şu an seviyorum. Şu an mutluyum, memnunum, rahatım. Birkaç arkadaş da edindik burada. Gayet güzel, problemsiz devam ediyor. Şimdi onlar gelince çekemiyorum. Onların izni yok şu anda. Belki ilerleyen günlerde onlar da alışmış olursa paylaşırım bakalım sizlerle de. Olmadı böyle devam ederiz. Öyle arkadaşlar. Neyse şu çayımızı içelim. Biraz da sohbet edelim. Tekrar görüşürüz sizinle. Evet arkadaşlar, ben eve geldim. Vallahi 15-20 dakika oldu, henüz üstümü bile değiştirmedim. Çünkü biraz sonra oğlumu kursa götürmem lazım. Bugün kursu başlıyor çünkü. Geçen hafta gidememiştik biliyorsunuz. O yüzden bu hafta başlayacak kursa, yüzme kulübüne başlıyor. Şimdi onu kulübe getirmeden hiç üstüm falan çıkartmak istemedim. Eve geldim, şöyle yemek yemeyi düşünmüyorum. Gerçi bakın bugün çalışırken de çok fazla yemek yemedim aslında öğlen. Bir köfte patates yedim. Bir de çorba içtim. Daha ne vardı? Bugün makarna falan vardı, almadım. Başka ne yedik kız biz bugün? Aa ne yediğimi unuttum. Ama köfte patatesi hatırlıyorum. Ha salata. Bir de salata yedim evet, bol bol. Başka da bir şey yemedim. Ama şu saatte böyle birazcık, saat 7.30 şu anda. Saat 6'da çıkıyorum ben biliyorsunuz. Çok fazla böyle acıkmadım ama hafiften böyle midem ezildi gibi. O yüzden ben de ne yaptım? Şöyle yoğurdun içine 2 tane salatalık doğradım. Sonra üzerine biraz nane koydum, kuru nane. Böyle tatlandırdım. Hatta soğan da koymak istedim ama unuttum onu, şimdi belki eklerim. Niye soğan koymak istedim? Dilan Palat, yani patronumuz, bu şekilde yiyor ara öğününü biliyorsunuz. Şimdi biz de onun çalışanları olarak onun uyguladığı zayıflama yöntemlerini uygulamamız lazım diye düşünüyorum. Kız şaka bir yana, gerçekten otur kilo alacağım diye korkuyorum vallahi orada. O yüzden çok yememeye çalışıyorum öğlenleri. Özellikle böyle hamur işi vesaire kaçırmamaya çalışıyorum. O nedenle böyle eve geldiğimde de artık yemek yemeyi pek düşünmüyorum. O yüzden böyle hafif şeylerle geçiştireceğim. Bir yemek olarak öğlen yemeğini düzenleyeceğim. Kahvaltımda zaten sabahları yulaf yiyip öyle gidiyorum biliyorsunuz. Suyu çok tüketemiyordum. Artık bugün iş yerinde su içmeye başladım. Çünkü kızlar içiyorlar. Ben de onlardan gördük ki dedim ki ben de içeyim. Çünkü ben asla su tüketmiyordum yani. O yüzden su içmeye başladım. Dediğim gibi patronumuzun şöyle ara öğününden yaptım. Onu da yiyeyim. Artık eve geldiğimde de çay demleriz. Ondan sonra çayın yanına bir şey yapamıyoruz maalesef. Hala kek yiyesim var ama kek yapmayacağım. Kek yalan oldu arkadaşlar. Neyse, çok dayanamazsam çocuklar da isterse belki pazar günü şöyle bir kek mekmişler yaparız. Ama bugünlük böyle olsun. Neyse bakalım, ben şöyle şu salatalıklı ara öğünümü yiyeyim daha doğrusu. Ondan sonra çıkacağız bakalım. Dışarıda görüşebilir miyiz bilmiyorum. Olmazsa eve döndüğümde çay faslını tekrar görüşürüz bakalım. Şöyle eve geldim, hemen çayımı demledim. Çayımı içeceğim. Çocuklar yemek yiyor. Dünden yemekleriniz vardı. Onlar yemek yiyorlar. Ben de hemen çay demledim. Çayımı içeceğim bakalım.
Bu 2 günlük videoyla arkadaşlar biliyorsunuz artık kapanışa geliyorum. Ondan sonra da Yalı Çapkını'yla beraber çay keyfi yapacağım böyle bu akşam. Görüşürüz biraz sonra. İyi akşamlar herkese. Evet arkadaşlar, kapanışa geldik. 2 günlük bir videoydu. 2 günlük videonun sonuna geldik. Şimdi ben çayımı içeceğim. Yalı Çapkını da başladı zaten. Havuza gittik geldik. Ancak işte çocuklar salonda yemek yiyorlar. Onlar yemeklerini yesin. Ben hemen çayımı demledim. Filmde başlamak üzere zaten. Yani şey özet veriyor şu anda gerçi de daha var başlamasına. Öyle geldik eve, yemekler yendi, çaylar demlendi, günlük rutin işler yapıldı. Yani şöyle ortalık falan toparlandı. Gerçi kızım bayağı bir şeyler toparlamış ortalığı da. Hani gene de ben böyle bir üstünden bir geçtim. Ama hafta sonu şöyle güzel bir silip süpürmek lazım bakalım. Şimdi hep böyle üstünden hallettik de bu hafta. İşte bu hafta her şeye böyle bir alışma süreci olduğu için hep yüzeysel oldu. Temizlikler, yemekler vesaire hep böyle oldu. Bu hafta zaten çocuklar genelde dışarıdan yediler. İşte dün akşam yaptığım yemekler vardı. Dün akşam ve bu akşam onlar yendi. Yarın akşam muhtemelen dışarıdan olur herhalde. İyi de bilmiyorum. Bakarız, bir şeyler yaparız. Öyle ama hafta sonu kahvaltıdan sonra şöyle çok güzel bir kek yapmak istiyorum. Böyle kek çay keyfi yapmak istiyorum. İnşallah. Gerçekten hani böyle eve gelirken hep diyorum kek yapacağım diyorum. Akşama çayla içeceğiz falan diyorum. Artık o eve geldikten sonra böyle biraz bir şey atıştırdıktan sonra hiç canım istemiyor. Ne kek yemek istiyorum. İşte ne kek yapmak istiyorum. Hep böyle bir şey oluyor yani, ihmal ediyorum falan ama Allah nasip ederse pazar günü kek yapacağım. Şöyle mis gibi böyle karbonatlı bir kek yapacağım ama anne keki. Annemler eskiden hep öyle yapardı. Karbonatlı kek yaparlardı ve mis gibi kokardı. Ondan yapacağım. İçine hiçbir şey koymayacağım. Belki sadece kuru üzüm koyabiliriz. Ondan yapmak istiyorum. Çünkü canım onu çekiyor. Şu anda da şey değil ama böyle şu anda da aman aman çok canım çekmiyor. Çünkü eve geldiğim zaman şey yedim ya, yoğurtlu hani salatalık yoğurt, soğan da koydum içine, kuru soğan ben onun. Dilan Polat'ta gördüm tabii. Bugün tekrar gördüm onun storiesinde. Ya çok fazla böyle hani oturduğumuz için genelde hep gün içinde hep bilgisayar otur bilgisayardan hep böyle sürekli bir şeylere baktığımız için neredeyse molalar dışında hep oturuyoruz. Ben de tabii korkuyorum. Kilo alacağım diye korkuyorum. Bundan sebep yani en azından yememe dikkat etmeliyim ki kiloya dönüşmesin. Çünkü ben Zonguldak'tayken dershanede çalıştığımda çok kilo almıştım. Orada da aynı şekilde oturup pozisyondaydım. Sadece bilgisayar, işte öğrenciler vesaire. Ama o kadar çok kilo aldım ki orada frenleyememiştim kendimi. Şimdi yine aynı olacağım diye cidden çok korkuyorum. Mesela bugün iş yerinde tarçınlı su içmeye başladım. Yani en azından bir nebze faydası olsun diye. Kızlar su içiyorlardı. Ben de onlarla beraber su içmeye başladım. En azından böyle mesela bugün makarnada, şimdi makarna vardı yemekte, makarna almadım. Ekmeğimin yarısını yedim. Gibi böyle yemeği de azaltarak yemeye çalışıyorum. Kahvaltı zaten yapmıyorum. Bir tek yulaf yiyorum biraz, biliyorsunuz sabahlara giderken. En azından o da böyle direnç olsun. Trafikte savaş verebileyim diye yiyorum. Öyle gibi gibi gibi. Neyse arkadaşlar ya. Sizle hep konuşmayı, böyle sohbet etmeyi özlediğim için böyle hep konu konuyu açıyor. Vallahi karşımda siz varmışsınız gibi konuşuyorum. Öyle. Neyse bakalım. Yarınki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Hoşçakalın.